İstanbul'a taşıdım. Ben buradan bırakmam rahatlığına kapılmadan oynaması lazım. O kafa yapısında evet buradan çıkış yok. Bence yani çoğu kişiye sürpriz oldu bu arada ikinci maçın sonucu. Özellikle ikinci maçta Andrea Trinchieri'nin oturttuğu bir oyun planı farklı yöne götürdü ve zaten Yaskevičius dedi ki yani 90 eğer yediysek bir takım olarak burada koç hatalıdır dedi. Sahada ben bir reaksiyon bekliyorum Maccabi'den. Tabii ki Real Madrid 3-1 muhtemelen kazanacaktı ama 3-0 da olabilir ama bu maçı Bire. bence Maccabi biraz daha reaksiyon maçı gibi oynayacak. Sevgili Nesine TV izleyenleri, Euroleague Özel'e hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Euroleague maç analizleriyle bu hafta da playoff analizleriyle sizlerleyiz ve Ümit Avcı, İbrahim Kutlar ile birlikteyiz. Ümit abi merhaba. Merhaba. Geçen hafta da bütün haftayı birlikte geçirince. Farkındayım, takip ettim zaten sizi. Evet ama sağ salim getirdim Ümit abiyi. Ben getirdim, arabayı ben kullandım ya. Peki arabayı sen kullandın da benzini kim doldurdu Evet, arabaya? vallahi benzini olmazsa benzinsiz kalacak. Gerçekten. Tecrübeli. Çözemedik olayı. Sağ Ama yok, olsun. sen çözecektin de orada Gökhan abi araya girdi. Farklı şeyler gösterdi. Valla Yurt dışında yaşadığı için tecrübesi Evet, var evet. tabii. Evet ama karışık oluyor Biz makinalarda alışmışız doldurduğu tabii. için. Ay, şu kadarlık doldur diye bir şey yapmaya. Evet. Yunanistan'da da öyle gerçi değil mi? Şeyle. Herkes kendi. Yunanistan'da yok. Buradaki gibi. Ha, buradaki gibi mi? Öyleydi. Şimdi şeye döndüyse bilmiyorum. Peki özlediniz mi? Özledi mi bizi? Özledim. Takip ettim. Vallahi güzel gezdiniz. Galibiyetlere döndünüz. Evet. İnşallah Ne güzel. Belgrad'da hep beraber gezeriz. Belgrad'da beraber gezeriz. Evet. Tamam. Hatta oradayken böyle o akşam şöyle bir Belgrad'a da dokunduk. Partizan Bursa maçına. Oraya da bir böyle uğurlu geldik. Ama gerçekten Anadolu Efes'in ilk maçı özellikle şimdi Anadolu Efes'le başlayalım. Olimpia Milano, Anadolu Efes playoff eşleşmesiyle ilk maçta gerçekten çok iyi bir savunma. İki yıldızımızdan da totalde 32 sayı. Zaten yıldızlar dışında Singleton, Moerman, Plyce onların da büyük bir katkısıyla çok iyi bir galibiyet elde ettik. Fakat ikinci maçta tabii son çeyrekte ve üçüncü çeyrekte işler farklı yöne doğru gitti. Ve özellikle de Shavon Shias'ı durduramamamızla da birlikte mağlubiyeti aldık. Maçları nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun siz başlayın. Oradan canlı Evet, bağlantı yapın. bence Peki hadi o zaman de. başlayayım. Ya şöyle aslında ilk maçı çok iyi oynadık. Gerçekten çok iyi savunma yaptık. Savunma stratejisi tamamen oturmuştu o gün. Ve Anadolu Efes savunmayla oynayan Milano'yu savunmasıyla yendi. İkinci maçta Melli'nin de olmayacak olması bence bir rahatlama getirdi takıma. Artı ikinci maçta mesela Messina çok önemli bir koç. Çok Avrupa'nın sayılı antrenörlerinden bir tanesi ama lise takımı gibi yönetti maçı. Yani İkinci tamamen maçta. evet ikinci maçta. Yani tamamen Efes'i bozma üzerine. Efes yarı sahayı geçtiğinde daha topu vurmadan hemen gelen double teamler devamında alan savunmasına Switch. dönüşüyor, zona dönüşüyor. Yani tamamen Efes'i bozma üzerine ama bunu yapmadan önce de Misic'i aslında Misic'in ayarlarını biraz bozdu. Yani Efes'in kısalarında biraz sinirlendirmeyi başardılar ki maçın sonunda Misic çoğu şeyi tek başına çözmeye çalıştı. Aslında o savunmaya karşı, o yardım savunmasına karşı Efes topu içeri verebilseydi, iç dış dengesini birazcık kurabilseydi o paslaşmayı çok farklı bitebilirdi maç. Ben kazanmayı çok bekliyordum ikinci maçta da. Ama işte maçın son 2 dakikasına kadar yine kafa kafayaydı. Son 2 dakikada maalesef Milano'nun şansı güldü. Ve birbirine döndük. Ama gitmeden önce ne diyorduk? Bir tane galibiyet bize yeter diyorduk. Ben hala yeteceğini düşünüyorum. İnşallah Salı günü, Perşembe günü İstanbul'da iş biter diye bekliyorum. Özellikle Salı günkü ilk maçta da iddia açısından da söyleyeyim. 5 farkın üzerinde bir galibiyet alabileceğimizi düşünüyorum. Rakipte eksikler, Melli'nin olmaması tabii ki onları çok etkileyecektir. Ama Delaney oynar oynamaz bilmiyorum. O da bir soru Oynayacakmış işareti. galiba. Gelmemiş diye biliyorum. Gelmedim. O zaman Delaney, keşke gelseydi diyeceğim aslında Delaney için. Yani Sergio Rodriguez ve Datome'nin iyileşme ihtimali var ama sonuçta Anadolu Efes bir şekilde o tribün desteğini de arkasına alacak. Çünkü çok ciddi bir destekle oynayacak. Sinan Erdem de kazanacaktır. Ben yani serinin büyük ölçüde bittiğini düşünüyorum. Gerek Anadolu Efes'in Efes'te oyuncuların ve Ergin Ataman'ın vücut dili, gerekse konsantrasyonları. Her ne kadar ikinci maçı kaybetmiş olsak da
İstanbul'da iki maçı kazanıp Final Four'a giden taraf olacağı olan tarafın bizim olacağımızı düşünüyorum. Evet, ilk maçta çok konsantre, çok agresif bir Anadolu Efes izledik. Tabii ki deplasmanda 48 sayı yemek hiç kolay bir şey değil. Evet, savunma yaptık ama rakibin de çok telaşlı, çok düzensiz hücum ettiğini de kabul etmemiz lazım. Yani çok aşırı müthiş bir savunma yapan bir Efes yoktu ama konsantre, doğru planlanmış hücum organizasyonları ve savunmada da ne yaptığını bilen bir Efes vardı. Ama çok kötü bir Milano vardı ilk maçta. Çok kötüydü. Zaten hani Messina da bunun hayal kırıklığını yaşadı. İkinci maç ve serinin bundan sonraki kısmında Messina'nın yapacağı tek şey işte Ümit'in dediği gibi bu kadar sakat oyuncuya sahipken ve nispeten tabii ki sezon eşleşme başında şartlar hani %55'e 45 Efes favori diyor biliyorduk. Ama şimdi %85'e 15 Efes favori gösterebiliyoruz. İki tane maçı Milano'nun içinde bulunduğu durumu da düşünürsek Efes'in ciddi favori olduğunu söyleyebiliriz ki bu şartlar altında Messina'nın yapması gereken tek şey risk almak ve oyunu Anadolu Efes'in istemediği boyuta çekebilmek. Şimdi Miscik'in üzerine oynamak, Larkin'i düzen dışına sokmak. Simon da aslında, Simon'a da ikinci maçta özellikle. Başka türlü normal şartlarda oynanan bir iki maçta Milano'nun Efes'i yenme şansı çok düşük. İşte Dileni yok, Melli yok, Rodriguez'in şüpheli oynayıp oynamayacağı. Mitoğlu zaten yoktu. Yani serinin başında da yoktu ama serinin içinde kaybettiği iki tane oyuncusu var. Nicolò Melli ve Malcolm Delaney. Rodriguez'in de oynayıp oynamayacağı belli değil. Dolayısıyla bu şartlar altında zaten kadro yeterliliğine baktığın zaman Efes'in daha derin bir kadrosunun olduğunu düşünürsek, zor anlarda oyuna etki edebilecek çok daha fazla oyuncusu olduğunu göz önünde bulundursak Efes şu an çok ciddi favori. O bakımdan da Messina özellikle salı günü çok farklı bir düzen ortaya koyabilir. Yani düzen dışına çıkarmak için her şeyi yapacak. Bu noktada Anadolu Efes'in bence ikinci ya da üçüncü bir skoreri devreye sokması lazım. Yani sadece Larkin'in üzerine oynayacakları kesin. Belki Miscic'i devre dışı bırakmak isteyecekler, düzen dışına sokmak isteyecekler. Bu noktada Boboa, Simon, hatta Wehrman, Bryant'ın skor katkısı çok önemli. Ama şartlar ne olursa olsun tamamıyla konsantre, salı günü kazanmaya gelen bir Efes bence galibiyetle dönecektir ve Perşembe akşamı da Final Four biletini alan tarafın biz olacağımıza yürekten inanıyorum ben. Ben de aynı şekilde düşünüyorum ve yani öyle de gözlemledik gerçi Ümit abi seninle de hani o deplasmanda konuştuğumuz şey oydu ve dediğiniz gibi ikinizin de dediği gibi yani vücut dilleri bence artık hem Anadolu Efes'in biz artık kazanacağız şeklinde diğer taraftan da Milano'nun inançlarını ben yitirdiğini gördüm. Shamon Shields dışında ve Kyle Hines dışında genel atmosferde böyle bir çok inançlı bir Milano yoktu. Ya şu pozisyon mesela şu Larkin'in patladığı pozisyon, Messi için bıraktığı pozisyon. Bence Efes'in ne kadar inandığını çok net gösteriyor. Yani Larkin'e şunu yaptırabiliyorsanız siz Efes bu seriye kafayı vermiş demektir. Ki bence Dunstan'ın da performansındaki yükseliş çok önemli. Yani o savunma kısmını konuştuk ya işte. Efes Dunstan olduğu zaman boyalı alana rakip o kadar kolay gelemiyor. Sezon başında biz en çok onun sıkıntısını yaşamıştık. Dunstan da iyi duruma gelmeye başladı. Bu nedenle ben kazanacağız diyorum. Ya şimdi Larkin'e onu kimse yaptıramaz. Larkin isterse onu yapar. Yani yıldız oyuncu o topu atlıyorsa eğer, evet diğer takım da onun arkasından gelir. Ama hani bunu Ergin Ataman veya bir başkası topu attı derse öyle o yıldız oyuncu atlamaz. Onu hissetmesi lazım. Ne kadar istediğini görüyoruz zaten. Evet. Playoff başlamadan önce de Larkin kendini motive etmiş bir görüntüdeydi. Milano'daki iki maçta da o aynı görüntüsü vardı. Yani iki takım oyuncularına baktığın zaman gergin olan taraf Milano, endişeli olan taraf Milano, daha rahat, kendinden daha emin, turu geçeceğine inanan bir Efes var. Evet. Zaten Ettore Messina'nın açıklamalarına baktığın zaman da işte serinin bittiğini, artık işte Ergin Ataman'ın yüz ifadesinden bu seride
İstanbul'a nokta koyacaklarını düşündüğünü de ifade etmiş zaten. Hı-hı. Ama bunlar tabii akıl oyunları. Yani bunlar çok fazla şey yapmamak işte. Lazım. Ya bu noktada Anadolu Efes'in yapacağı en büyük hata seriyi İstanbul'a taşıdım. Ben buradan bırakmam rahatlığına kapılmadan oynaması lazım. Hı-hı. O kafa yapısında evet buradan çıkış yok. Seyirciyle kendi oyunumuzda Milano'yu buradan çıkartmayacağız düşüncesini yansıtmak lazım. Ama bunu oyunla yansıtmamız lazım. Yani oraya geldiğimizde Milano'da 3 tane sakat var. Zaten Messina da böyle düşünüyor. Biz nasıl bu maçı geçeriz diyemezsin. Ama konsantre olmuş ve sağlıklı bir Efes'te çok rahat iki maç oynayabilir diye düşünüyorum. Zaten onu dediğin anda da Barcelona Bayern Münih maçına dönersin. Evet yani çünkü playoff oynuyorsun sonuçta. Evet. Hani karşında burayı oynamaya alışık bir takım var. Her ne kadar sakatı da olsa bir şekilde seni düzen dışına çıkarmanın planlarını yapıyor şu anda. Çünkü bizi normal şartlarda yenemez Milano. Yenemez yani. Ben başından beri söylüyorum yani sağlıklı sakat olmayan bir Milano da Efes'e rakip olamaz. Evet. Real Madrid benim için daha tehlikeliydi. Olympiakos çok daha büyük tehlikeydi. Hı hı. Ama Milano bence çıkabilecek en iyi takım oldu. İnşallah kazasız belasız bu salı perşembeye geçeceğiz. Çok heyecanlı bir haftadayız bu arada. Yani hani bunları konuştukça gerçekten perşembe günü eğer ikinci galibi yani totalde üçüncü galibiyet gelirse artık hepimiz rahatlamış İnşallah. Olacağız inşallah. Şimdi diğer eşleşmelerden bir tanesine dönelim. Az önce Ümit abi de söyledi. Barcelona Bayern Münih. İkinci maçla bence yani çoğu kişiye sürpriz oldu bu arada ikinci maçın sonucu. Özellikle ikinci maçta Andrea Trinchieri'nin oturttuğu bir oyun planı farklı yöne götürdü. Ve zaten Yaskevičius dedi ki yani 90 eğer yediysek bir takım olarak burada koç hatalıdır dedi. Total olarak eşleşmenin iki maçına dair neler söylemek istersiniz? Yani ben Barcelona'yı biraz... şey görüyorum, son birkaç haftadır biraz daha o sezon içindeki pik yapmış performansından biraz daha uzak görüyorum. Belki bu Final Four öncesi maçların arka arkaya takvimin sıkışık olması, belki oraya olan Final Four olan bir hazırlık ama son birkaç maçtır şey değiller, çok rahat konumda değiller. Kadro yapıları çok geniş. Zaten Yaskevičius hep direnç seviyesini fiziksel seviye yüksek tutarak bütün oyuncuları kullanarak maçları oynuyor. İlk maçta da çok hani evet dominant oynadılar ama çok rahat bir galibiyet almadılar. Yani hep Bayern Münih enselindeydi. Ama ikinci maç müthiş bir Bayern Münih vardı sahada. Yani şapka çıkarttım ben Bayern Münih'in oynadığı basketbola ve Andrea Trinchieri'nin bu performansına. Çünkü hani baktığın zaman iki takım arasında dağlar kadar fark var. Ve en önemli hücum silahını İlk maçta kaybetmiş bir Bayern Münih var. Yani Nihat Dedović, Radoševic ile playoff oynamaya çalışan bir koç düşünün. Yani bu oyuncuları bugün Türkiye Birinci Ligi'nde ilk altısını oynayan takımlar almaz. Doğru, yani doğru. Kadro tutmazsın. Deşan Thomas bu ligin uzun süre oynayan tecrübeli bir oyuncusu. Ama baktığın zaman Barcelona kadrosunda ilk 12'ye giremez. Dolayısıyla... Hani bu oyunculardan bir düzen yaratmış Trinchieri ve çok üstün basketbol oynadılar. Yani işte Deşan Thomas, Obst artı Yaramaz. Evet. Müthiş oynadılar maçı ve çok şey bir galibiyet aldılar. Bence sezonun en flash galibiyetlerinden bir tanesi. Bence de. Yani güçleri yeter mi Barcelona'yı elemeye? Hiç sanmıyorum. Seri muhtemelen 3-1 biter. Yani en kötü 3-2 biter ama 3-1 bitme olasılığı daha yüksek. Ama mücadeleye de şapka çıkartıyorum. Evet. Evet. Tüm takıma ve koça ben yani özellikle koça dair bir parantez açıyorum. Ya zaten Trinchieri bu B ve C sınıf oyuncularla her sene her gittiği takımda beklentinin çok üstünde bir performans sergiliyor. Bence artık daha elit oyuncularla daha farklı bir hedefe ulaşmak isteyen takımın koçluğunu hak ediyor diye düşünüyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Belki Türkiye'ye gelebilir. Sana o pas attı şu Ama ya maç için söyleyeyim kaptana %100 katılıyorum. Yani Bayern Münih gerçekten çok büyük iş yaptı. Ama bunda Barcelona'yı eleyebilecekleri Frikken'e de kapılmamak gerekiyor. Yani ben de Barcelona kadro olarak çok ilerisinde rakibin.
bu maçtaki o savunmadaki çok kötü görüntüyü tekrarlamayacaklardır. Deplasmanda da olsa kazanıp bence seriyi Final Four biletini alıp Barcelona'ya dönerler diye tahminde bulunayım. Hakemlerin biraz ortada düdük çaldıkları, hatta biraz rakibi takdir haklarını kullandıkları anda neler olabileceğini de gördünüz değil mi? Evet. Yani işte yani bu maçı şey olur. Barcelona'da... Çünkü maçta çok çok sert bir maç oldu. Kemik sesleri geliyordu yani. Her fiziksel mücadelede oyuncular sağını solunu tutuyorlardı. Yani ciddi bir savaş vardı. Hakemler buna müsaade ettiler. Ve olay başka bir noktaya geldi. Tabii ki yani Bayern Münih'in attığı duş bazı atışlar var. Gerçekten zor atışlar ama bu var basketbolda yani. Şimdi eşleşmelerden diğeri yine 1-1'lerden gidiyorum. 2-0'a en son geçeceğim. Monaco yani Olympiakos ve Monaco karşılaşmasıydı. Pire'de gerçekleşen. İlk maçta Thomas Wolkap'ın inanılmaz Mike James'in üzerindeki baskın savunmasıyla ve tabii ki Kostas Lukas'ın da hücumdaki etkisiyle Olympiakos galip ayrıldı. İkinci maçta da ikinci yarıdan sonra Mike James'in muhteşem performansı ve gerçekten inanılmaz setleriyle de Monaco galip bitirdi. 1-1 oldu. Şu anda 3 ve 4. maç için neler düşünürsünüz? Monaco'da neler olur? Ya o gün seninle de konuşmuştuk. Hani Monaco'dan ikinci maçta bir reaksiyon bekliyorduk sonuçta. İlk maçtaki hücum performansı onların çok altında bir hücum performansıydı Monaco'nun. Ve mutlaka bir reaksiyon olacak diye bekliyorduk ki o oldu. Ben iç sahada da benzer oyunda oynayacaklarını düşünüyorum. Yani Olympiakos da bir tepki vermeye çalışacaktır ama Monaco temposu çok yüksek bir takım. Ben aslında serinin ilk maçını da mesela yüksek tempo bekliyordum. O maçta Olympiakos çok ekstra bir savunma ritmi oturttu. Tempolu devam ederler diye düşünüyorum. Ama ilk maç 71-54, ikinci maç 72-94 bitti. Yani inanılmaz 40 sayılık bir fark. Yani ben Monaco'yu çok diri ve şey gördüm. Sağlam. İstekli ve sağlam gördüm. Hakikaten ilk maçta evet çok iyi savunma yapan bir Olympiakos vardı. Ama ikinci maçta da Monaco daha Olympiakos'u daha iyi analiz etmiş. Oyun planına sadık ve Olympiakos'un zayıf yönlerini atak eden bir Monaco'yu izledik. Tabii ki Mike James'in ikinci yarı performansı inanılmazdı. Yani onu konuştuk yayına girmeden önce. Yani Loga'dan attığı bir üçlük vardı ki. Sadece 9 metreden attığı üçlük diye o tabii çok zor bir atış ama onun haricinde çok daha farklı şeyleri var. Yani hem ilk yarıda takımı ayakta tutan çok boş pozisyonları bulan bir Mike James vardı. Bence Bacon da en az Mike James kadar agresif ve iyi oynadı. Baktığın zaman Monaco tabii ki seride avantajı kendi eline geçirdi ama Olympiakos çok tecrübeli de bir takım. Yani ben hala seriyi %50-50 görüyorum. Yani daha önce Olympiakos'u avantajlı görüyordum. Şimdi iş Monaco'ya döndü. Hala eşit görüyorum. Ben 3-2 Olympiakos'a da diye az önce tahminde bulunmuştum. Yani, çok yakın geçeceğini ben de katılıyorum. Yani ama şöyle söyleyeyim hani her pozisyonda Monaco'nun Olympiakos'la başa baş oynayacak ve maçın içinde kalacak oyuncuları var. Yani işte Bacon, Diallo hiç oynamadı ikinci maçta mesela. Daha o var. Ben Andžušić'i de Danilo Andžušić'i de çok beğendim. İlk kere çok iyi oynadı. Yani ama takım olarak ilerlesin. Evet. Dante Hall darmadağın etti. Darmadağın etti yani. Will Thomas aynı şekilde. Evet. Çok hani belki takım olarak, kulüp olarak Euroleague'de bu tarz başarılara uzaklar ama oyuncu olarak baktığın zaman işte Mike James haricinde çok Will Thomas haricinde buraları oynayan oyuncu sayısı da az bak gerçekçi olmak gerekirse. Buna rağmen bence çok iyi mücadele ettiler ama enteresan bir seri olacak yani. İki maç Monaco'da keyifli olacak. Ve son playoff eşleşmesi Real Madrid Maccabi Tel Aviv 2-0 yaptı. Real Madrid şimdi tabii ki Maccabi Tel Aviv deplasmanına gidiyor. Serinin 3. ve 4. maçı için. Yani çok sürpriz olmadı diye düşünüyorum bence iki maçta. Sizler için nasıl oldu? Benim için sürpriz oldu. Sürpriz mi oldu? İkinci maç mı? Yani bu kadar rahat geçmesi benim için sürpriz oldu.
Yani ben Real Madrid'in hani playoff'ta bu çıkışı yapacağını tahmin ediyordum. Çünkü yani işte eşleşmelerden konuşurken Efes'in hiç Real Madrid istemiyordum açıkçası. Çünkü bir tek sen söylüyordun bunu bu arada. Hiç evet. istemiyordum çünkü Real Madrid enteresan bir takım. Ben hala şu anda bence en endişeli koçlardan bir tanesi Saras'tır. Gerçekten mi? Çünkü yarı finalde böyle bir ortamda bu kadar üstünlük sağlamışken Real Madrid'e Real Madrid durmak istemem ben olsam. Playoff yarı finali, yani Final Four yarı finali. Çünkü Real Madrid'in tek şansı bu. Evet. Yani 10 maç, 10 tane mi 9 tane mi ne kaybettiler? 9 tane. 9 kaybettiğin El Clasico'nun ardından sezonun en önemli maçında bir eşleşiyorsun ve bütün baskı Barcelona'da olacak. Doğru. Kaybeden de olmayacak. Dolayısıyla ve Real Madrid onu kazanırsa diğer 9 maça kimse bakmayacak. O bakımdan hani Real Madrid bence bu motivasyonla oynuyor. Çünkü tek maç kazanacak, Barcelona yenecek, sezonu kurtaracak. Sezonu kurtaracak. Ve şu anda o agresiflik seviyesine gelmiş durumdalar. Yani Maccabi öyle veya böyle son dönemin en etkili takımlarından bir tanesi. İkinci maç 30'lara geldi maç. Evet. 25'lere geldi. Evet, Maccabi çok çabuk dağılan bir takım. Ama neticede bu seviyede o farkları yakalamak hiç de kolay değil. O havayı yavaş yavaş yakalıyorlar. Ve bu havayı hissettirecek en başta Lasso, daha sonra Yul ve Rodriguez gibi DNA'larında onu yaşamış ve onunla var olan oyuncular var. O motivasyonu çok iyi kullanacak bir takım bence oyuncuları var. Ben bu seriye zaten bittiğini düşünüyorum. Çok da rahat geçecektir. Ya 3-0 ya 3-1 biter bu seride. Ve Barcelona'yı Real Madrid çok motive görüyorum. Ben de. Yani Barcelona'da o endişe sarmıştır bence şimdiden. Evet. Ama gerçekten başından beri Real Madrid'le eşleşmeyelim diye bir tek senden duyuyordum. Basketbol camiasında gerçekten. Yani Real Madrid, doğru. Çünkü Real Madrid takımının potansiyeli çok yüksek. Yani aralığı çok fazla. Yani dipte de çok maç oynadılar bu sene. İşte çok enteresan maçlar kaybettiler ama çok üstüne. Yukarı çıktığı zaman da kolay kaybeden bir takım değil. Doğru. Ümit abi senden de son sözleri alalım. Ya ben bu kadar dediğim gibi şeyi konuşmuştuk aslında mesela Maccabi'nin çıkışında işte boyalı alandaki isimlerinin aynı katkıyı Real Madrid'e karşı olamayacağını yani Madrid'in uzunlarını. Ama kısaların bu kadar etkisi kalmasını beklemiyordum. İç sahada ben bir reaksiyon bekliyorum Maccabi'den. Tabii ki Real Madrid 3-1 muhtemelen kazanacaktı ama 3-0 da olabilir ama bu maçı 1'e. Bence Maccabi biraz daha reaksiyon maçı gibi oynayacak. Fabian Kösör yine en kritik anda sahneye çıktı. Yani Final Four'ların adamı aslında o. Yine çeyrek finalde sahne aldı. Real Madrid'i o anlamda rahatlattı. Ama hala Real Madrid'in kısa rotasyonda sıkıntısı bence devam ediyor. Bu nedenle de Maccabi en azından ilk yarıda bu maçta direnecektir diye tahmin ediyorum. Ama Adam Hanga da yani birden sahneye girdi orada. O yüzden mesela ben Real Madrid'de yaşayacak istemem. Şimdi Milano'da böyle oyuncu yok. Evet. Hayır. Ya Milano'da Rodriguez mi çıkacak? Nereye kadar çıkabilir? Malcolm Delaney mi? Canı isterse. Kim? Troy Daniels mı? Kim çıkacak yani? Ama burada Sergio Llull var. İşte Rudy Fernandez var. Zaten uzun rotasyonu inanılmaz bir seviyede. Yani Fabian Cazor var. Hanga da bence. Hanga'nın hiç belli olmuyor. Şey var daha. NBA'den gelen gitti geldi ya. Yabusele. 3 numara. Hayır. Gabriel Dek var. Sonuçta baktığınız zaman potansiyel çok potansiyelli bir takım yani. Aynen. O yüzden onu kullandıkları anda çok tehlikeli bir takım haline geliyorlar. Umarım şey olur. Zaten hani Efes'te eşleşmiyorlar yarı finalde. Evet. O bakımdan bizim için de bir avantaj. Umarım Barcelona'yı ederler. Efes yani keşke. Keşke inşallah diyelim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Haftaya kahkahalar ve gülerek açacağımızı yine düşünüyorum. İnşallah. Ondan sonra zaten Belgrad'dayız. İnşallah. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgili Nesne TV izleyenleri haftaya tekrardan Euroleague Özel'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.